Hocam merhabalar. Merhaba. Hocam görüşmeyi nasıl değerlendirirsiniz diye size sorarak başlayayım hemen. Evet, bu normalleşme sürecini ben ciddiye alanlardanım. Yani ciddiye alanlardanım derken bunu coşkuyla karşıladığım anlaşılmasın. Ciddi anlamda bir diyalog mekanizması kurulduğunu ve bunun da ilerleyen dönemlerde siyasi olarak daha da gelişeceği düşüncesindeyim. Çünkü yerel seçimlerden sonra Cumhuriyet Halk Partisi'nin Türkiye'yi erken seçim psikolojisine sokmadığını gördük. Bunun karşılığında da normalleşme sürecinin başladığına şahit olduk. Bu Erdoğan'ın son derece arzu ettiği bir süreç. Çünkü şu anda yürütmekte olduğu bir ekonomi politikası var ve bu politika devam ettiği sürece Erdoğan potansiyel oyunu seferber etmekte zorlanıyor. Yani potansiyel seçmenini sandığa götürmek ve partisine oy verdirmek Erdoğan için şu anda çok güç. Çünkü mevcut ekonomi politikası gerçekten orta sınıflara ve düşük gelir gruplarına, emeklilere çok ciddi anlamda yükler yüklemiş durumda. Yani yerel seçim sonuçları bize Türkiye'de ciddi bir sosyolojik dönüşüm ya da ideolojik dönüşüm olduğunu göstermiyor. Tam tersine bence Türkiye'deki hatlar yerinde, ancak Adalet ve Kalkınma Partisi'nin kurumsal yapısı potansiyel oyunu toparlamakta zorluk çekiyor. O yüzden bu böyle devam ettiği sürece Adalet ve Kalkınma Partisi'nin ciddi bir aşınma yaşayacağını ve seçimleri kazanma konusunda güçlük çekeceğini düşünüyoruz. Bu sebepten dolayı da erken seçim psikolojisine girmek, Türkiye'nin erken seçim atmosferine girmesi Tayyip Bey'in çok arzu ettiği bir durum değil. En azından ekonomi programı olumlu neticeler verene kadar. Bu açıdan normalleşme süreci Cumhuriyet Halk Partisi'nin yerel seçimlerdeki coşkusunu bir anlamda sönümlendirmek için veyahut daha makro anlamda siyasi tepkimeler üretmemesi için ortaya koymuş bir süreç. Yani özetleyecek olursam, Adalet ve Kalkınma Partisi kutuplaşma oyununu çok iyi oynayan bir partiydi ve kutuplaşma sayesinde seçim kazanan bir partiydi. Ancak yerel seçimler gösterdi ki ekonomik kaynaklar olmazsa eğer kutuplaşma oyununu çok başarılı bir şekilde sürdüremiyor. Öte taraftan Cumhuriyet Halk Partisi de toplumdaki bütün memnuniyetsizliği başarılı bir şekilde temsil ediyor. Hele ki muhalefetteki diğer partilerin güçsüzleşmesi durumunda insanlar rahatlıkla Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy verebiliyorlar. Şimdi dolayısıyla Tayyip Bey için çok mantıklı bir seçenek bu. Öte taraftan Özgür Özel'in de parlamenter sisteme dair herhangi bir taviz koparması veyahut parlamentonun ağırlığının artması gibi seçenekler üzerinde düşündüğünü varsayıyorum ben bir siyasetçi olarak. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı olarak başkanlık sistemi içerisinde Özgür Bey'in sistem içerisindeki ağırlığı son derece sınırlı kalır. Muhalefetin adayları daha popüler adaylar olarak öne çıkar. Yani Ekrem İmamoğlu ve Mansur Mansur Yavaş Yavaş. isimleri öne çıkar. Burada Özgür Özel'in Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı olarak bu iki adayla popülarite açısından rekabet etmesi oldukça güç gözüküyor. Dolayısıyla Özgür Bey'in sistem içerisindeki güç kazanabilmesi için başkanlık sisteminden parlamenter sisteme doğru bir kayış gerekti. Yani parlamentonun gücünün artması gerekir ki Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı sistem içerisinde gücünü maksimize edebilsin. Normalleşme sürecinin getireceği sonuçlardan bir tanesi bu. Üstelik yeni anayasa tartışmaları da gündemdeyken normalleşme süreciyle birlikte yeni bir anayasa koalisyonu, anayasa üzerinde sağlanabilecek bir koalisyonun ortaya çıkma ihtimali de var. Bunu kim istemiyor? Başkanlık sistemini en çok müdafaa eden Milliyetçi Hareket Partisi istemiyor tabii. Milliyetçi Hareket Partisi parlamentoda bir müzakere zemininden ziyade doğrudan Tayyip Erdoğan'la birebir muhatap olup onun kabinesinden, yürütme erkinden pek bir pay istemeyen ama ona verdiği destek sayesinde kanuni muafiyet elde eden, yani Milliyetçi Hareket Partisi'ne yakın isimlerin işlediği kabahatlerin ya da işlediği suçların bir kanuni tahkikattan muaf olması gerektiğini düşünüyor ya da böyle bir tavır içerisinde. Geçtiğimiz dönem zaten suç örgütü liderlerinin Devlet Bahçeli ile olan fotoğraflarını gördük. Yine Sinan Ateşçi'nin ayeti herkesin malumu. Ve tabii ki bu noktada Adalet ve Kalkınma Partisi içerisinde, Erdoğan hükümeti içerisinde Milliyetçi Hareket Partisi'nden çok desteklediği bakanın Süleyman Soylu olması da çok rahat açıklanabilir bir olgu haline alıyor. Yani Milliyetçi Hareket Partisi'nin başkanlık sistemindeki ısrarının sebebi
aslında siyasi müzakereleri ortadan kaldırma ve sadece Devlet Bahçeli ve Tayyip Erdoğan'ın ilişkisinden müteşekkil bir ittifakı savunma. Dolayısıyla siyasi sistemi bypass etme üzerine kuruldu. Şimdi başkanlık sisteminden geri adım atılması, Milliyetçi Hareket Partisi'nin sistemden dışlanması, yani genel olarak siyasi sistemden dışlanması ve bunun da bir ittifakla başarılabilecek olması önümüzdeki dönemde daha çok konuşulacak. Bence şu anda uygulanan senaryo bu. Yani şunu söylemek istiyorum. Tayyip Erdoğan'la Cumhuriyet Halk Partisi'nin yakın ilişkisi hem Tayyip Erdoğan'ın çıkarını kollayan, hem Özgür Özel'in Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı olarak siyasi geleceğini olumlu değerlendirmemizi sağlayan bir gelişme ve bunun da zannediyorum veçhesi, bunun da meşruluk zemini yeni anayasa çalışmaları ve parlamenter sisteme dönüş. En azından yarı başkanlık sistemi gibi bir sistemin konuşulması olacak. Bu görüşmeyi bu şekilde değerlendiriyorum. Hocam aslında buradan hareketle şunu da sormak istiyorum. Biraz daha CHP odaklı da gitmek istiyorum. Hazır CHP'yi de konuşuyorken nasıl bir beklentisi olabilir diye sormak istiyorum. Çünkü önüne Erdoğan'ın önüne bir takım dosyalar götürdü bir önceki görüşmede. Mesela siz de az önce söylediğiniz Gezi davası bunlardan biriydi. Ya da işte emeklilerin durumu bunlardan biriydi. Şimdiki görüşmelerde bunlara ek olarak Fikri Takibi'nin dışında Emine Şenyaşar'ın adalet nöbeti ya da asgari ücret meselesinin ve Sinan Ateş dosyası. Özellikle bunu vurgulamak gerekiyor. Çünkü dün Ayşe Ateş'le birlikteydi ve önümüzdeki günlerde Ayşe Ateş'le Erdoğan'ın da görüşeceği gibi bir durum var. İletişim Başkanlığından bekliyoruz. Buradan CHP nasıl çıkabilir? Çok daha güçlü çıkabilir mi diye size sormuş olayım. Cumhuriyet Halk Partisi buradan ne kazanarak çıkar? Temsil ettiği toplum kesimlerinin hayatını iyileştirecek bazı tavizler koparabilir. Burada mesela Can Atalay, Osman Kavala gibi isimlerin tutukluk halinin sona ermesi muhalif kamuoyu için çok sembol bir meseledir. Boğaziçi Üniversitesi'nin rektörlük seçimi muhalif kamuoyu için sembol bir meseledir. Çok temel hak ihlalleri var. Bunlar muhalif kamuoyu için sembol meselelerdir. Mesela 28 Şubat davası tutukluları ve cumartesi annelerinin hırpalanmadan, dövülmeden eylem yapması açıkçası bu dönemde mesela birinci normalleşme görüşmesinin çıktıları arasındaydı. Şimdi yeniden Cumhuriyet Halk Partisi'nin Adalet ve Kalkınma Partisi ile yakınlaşmasının toplumsal kesimlerin hayatına somut olarak olumlu yansıması gerekiyor ki bu devam edebilsin. Yani bu Özgür Bey'in AKP ile görüşmesi riskli bir hadise. Bir muhalefet partisi liderinin, muhalefetin lider partisinin liderinin hatta AKP ile görüşmesi çok riskli bir hadise. Çünkü temsil ettiği toplum kesiminin eleştirilerine muhatap olabilir. Onlara olumlu bir çıktı vermesi gerekiyor. Dolayısıyla bu olumlu çıktıları verecek ki müzakere süreci de daha rahat ilerlesin. Yani müzakerenin insanların hayatına olumlu yansıdığını görmesi gerekiyor. Bu birinci konu. Dolayısıyla muhaliflerin muzdarip olduğu meselelerin çözülmesi gerekiyor. Ve bu Erdoğan'ın da süreç konusundaki samimiyetini gösterecek bize. Bu adımlar atıldıkça bu görüşmelerin üçüncüsü, dördüncüsü de olacak. Yani bir mekanizmaya dönüşecek bence. Bununla beraber Cumhuriyet Halk Partisi'nin olası başka kazanımları da olabilir. Yani baktığınız zaman eğer bu parlamentonun gücünün arttırılması meselesi konuşuluyorsa ve yeni anayasa üzerine bir koalisyon meselesi konuşuluyorsa Cumhuriyet Halk Partisi'nin o yürütme erkinden bir pay isteme, eğer yeni bir kabine kurulacaksa onun içerisinde yer alma veyahut yeni kurulacak kabinenin Cumhuriyet Halk Partisi'nin gölge kabinesiyle daha sıkı temas etmesi, dolayısıyla Cumhuriyet Halk Partisi'nin politikalara etki edebilmesi gibi sonuçlar ortaya çıkabilir. Ya bu çok geniş bir yelpaze. Şu anda bunu söylemek için çok erken. Ancak şunu söyleyebiliriz. Yani müzakerelerin devam edebilmesi için muhaliflerin bu müzakere sürecinin olumlu ve somut çıktılarını görmesi gerekiyor. Orada da inisiyatif tabii ki Cumhurbaşkanı Erdoğan'da. Hocam çok teşekkür ederiz aktardıklarınız için. Rica ederim, hoşça kalın. Çok teşekkürler. Az önce de aktardığımız gibi CHP Genel Başkanı Özgür Özel, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı CHP Genel Merkezi'nde 18 yıl aranın ardından ağırladı. Erdoğan iadeyi ziyaretini gerçekleştirdi. 85 dakika sürdü bu görüşme ve bu görüşmenin ardından basın açıklaması bekleniyordu. Ama yani konuşulanlar arasındaydı ama olmadı. Erdoğan CHP Genel Merkezi'nden ayrılırken iki valiz arabası
arabasına konuldu, Erdoğan arabasına, ve ardından Erdoğan çıktı. Özgür Özel'le selamlaştı. O görüntüleri de isteyelim arkadaşlarımızdan. O görüntüleri tekrar tekrar görelim. O tokalaşma hallerine bakalım.